Sen otur, ben kahve yapıp geleyim. Ay yok. Tamam, gerek yok. Ben vazgeçtim, iyi böyle. Ya içeceğim dedin ya. Evet ama insan bazen fikir değiştirebiliyor. Gerçi sen daha iyi biliyorsun ama. Gözünün önünde senin için vurulunca biraz yumuşarsın sanmıştım. Ama yanılmış. Nasıl ayağın, daha iyi misin? Dövecek misin beni? Hı? Dövecekmiş gibi sormasan daha iyi olacağım da. Yo, ben niye döveyim ki seni? Her görüştüğümüzde, her karşılaştığımızda pataküte dalıyorsun bana. Sen hak etmediğini mi düşünüyorsun peki? Ya sen dövdüğünü kabul ediyorsun yani. Ayrıca ben hak etmediğimi söylemedim. Sadece ne kadar sürecek onu merak ediyorum. Öyle sürecek bir şey yok Mert. Teşekkür ederim, hayatımı kurtardın ve özür dilerim. Benim için vuruldun. Öyle bu kadar. Geçmiş olsun. İnci. İnci. Suriye dalınca gözüne kestirdiği bir kuzuya gidip pençe atarmış. Ardından hep kaçar gidermiş. Pençeyi yiyen kuzu da kendi ayağıyla ömrü hayatında koşmadığı bir hızla koşarak kurdun inine gidermiş. Aşk da böyledir işte evlat. Yaralayanın peşinden koşarsın. Yara kimdeyse kuzu odur. Sen haklıymışsın baba. Yerden göğe kadar haklıymışsın. Ben gidiyorum. İnci git, gitme. Bırak. İnci. Bırak. Ben seni bir daha bırakamam. Buraya kadar gelmişsin. Bırak Mert, bırak gideyim. Ne olur bırak artık beni, bırak. Bırak beni Mert, ne olur bırak. İnci gitme, ne olur. Ya bırak beni, bırak. Ne yaptığını sanıyorsun sen ya? Gebertirim seni, bırak beni. Gebertsene sen beni bakayım. Öyle mi? Öyle. İyi. Tamam. Şu halime bak ya. Ben bu halde hastaneye mi gideyim, eve mi gideyim, nereye gideyim ben? Olamazsın. Ben seni o kadar uzun süre tutmadım orada. Haline bak ya. Mert. Bak suyu çıktı artık bunun. Çık şuradan. Sana diyorum. Bak bırak şu çocuk oyunlarını. Ben bıraktım. Niye? Çünkü insan çocuğu olunca büyüyor. Ben gidiyorum. Mert, ben gidiyorum.
Ben? Ne atıyorsun sen? Ha? Biliyordum. Biliyordum sen sahtekarsın. Niye atlıyorsun o zaman? Öldün sandım. Ya bırak sana ne öldüm mü kaldım mı o zaman? Ben senin gibi yapamıyorum. Sen beni anlamazsın anlamını da beklemiyorum. Bak en azından kendimi açıklamama fırsat ver bana. Hiçbir şeye mecbur değilim. Hele ki seni dinlemeye hiç mecbur değilim. Sadece tek bir şey istiyorum senden. Ne istiyorsun? Buradan gitmek ve üstümü kurutmak. Ah. Kıyafetlerini kurutma makinesine attım. Tamam. Şu halime bak ya. Gittim bir de çocuğu ısırdım. Hadi tamam anladım, ısırdım tamam. Niye öpüyorsun? Niye öpüyorsun? Öpmek ne demek? Niye öpüyorsun? Allah seni bildiği gibi yapsın İnci. Kahve demiştik. Yok havuza düşmeler yalandan, beni de çekmeler. Bak Mert, bunlar çok çocukça, tamam mı? Büyü artık biraz, büyü. Sen geçmiş olsuna geldiğine emin misin? O konuda da düşüncesizsin. Adam hepimizi rehin almış, sen sorumsuzca hepimizin canını tehlikeye atıyorsun. Ya adam seni polis zannetseydi, gelseydi, sana bir şey yapsaydı ne olur ki? Söyledi de zaten, seni polis sansaydı eğer... Ya birimizden birine bir şey olsaydı, bunları hiç düşünüyor musun Mert? Ama yok, Mert Efendi düşünmez, yapar. Ya yeter artık ya. Ne yeter ya, ne yeter? Gerçekleri yüzüne vurmam zoruna mı gitti? Hayır, ben konuşmak istiyorum biraz da. Kendimi açıklamak istiyorum. Ben hiçbir şey dinlemek zorunda değilim. Ya İnci bir dur, ne olur. Ya bir dur artık, dinle beni. Ya neyini dinleyeceğim ben senin daha, ha? Neyini dinleyeceğim? Ya ben size ulaşmaya çalıştım. Çalışmadın. Ben size ulaşmaya çalıştım İnci. Ben geri dönmeye çalıştım. Ama Seher teyze emekliliğini istemiş, gitmiş. Siz adres değiştirmişsiniz, yer yarılmış, içine girmişsiniz İnci. Ben sizi bulamadım. Sorabilirdin diyeceksin. Korktum. Hı. Korktum ama ben neden korktum? Ben babamdan korktum. Bana yapabileceklerinden değil, size yapabileceklerinden korktum. Sen bizi korumuşsun. Ben her şeyi çok yanlış anlamışım. Çok özür dilerim ya. Çok teşekkür ederim. Bizi koruduğun için çok sağ ol. Ya bak, biz lisedeyken ben bir tane poster hazırlatmıştım. Hatırlıyor musun? Maymunlu. Babamın kafasını şoplamıştım ona. Ne alakası var şimdi Mert bu konuyla? O hamile kızı bulmak için tahlil tezgahını örünce ben hiçbir arkadaşımı aşağılayamaz dedim. Gitsin rezil rüsva olsun istedim. Onu rezil etmek istedim. Oldu da. Zamanında oldu. Millet çok eğlenmişti. Ama sonra benim başıma ne geldi? Senin haberin var mı? Yok. Ben sana anlatayım benim başıma ne geldiğini. Adam tutup beni kaçırtıp depoya götürüp kafama silah dayadı bu adam. Kendi öz oğluna. Ya seni beni öğrense ne yapardı? Senin haberin var mı? Sırf bir poster için kendi öz oğlunun kafasına silah dayatan adam sana ve kızıma zarar vermek için elinden geleni yapardı. Ya sırf beni cezalandırmak için sana, Seher teyze, belki anneme, belki Cihan'a zarar verebilirdi bu adam. Ve ben bunu tahmin edebiliyorum. Bu adamın neler yapabileceğini ben tahmin edebiliyorum. Gerçekten. Sen babandan korkmuşsun Mert. Ben herkesten, her şeyden korktum. Hatta kendimden bile. Ama artık korkmuyorum. Bu benim masalım, benim hayatım. Geçmiş olsun. Allah Allah. Ya İnci ya. Allah'ını seversen bir kere dur, gitme ya.
Bunca saattir ne yapıyorsun içeride İnci ya? Yok. Yok, 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 yok. Düşündüğüm şey değil. Yok, değil. Değil, değil, o kadar değil. İyi. İnci. İnci. Ya biraz sakin olur musun artık? Ben gayet sakinim Mert. Çok sakinim. Tamam söyle bana nereye gideceksen ben seni arabayla bırakayım. Yok. Düşünme sen beni. Ben kendim giderim. Ya İnci. İnci bak artık herkes her şeyi öğrendi. Daha ne kadar kaçacaksın? Kendini, kızımızı benden daha ne kadar kaçıracaksın? Bak ben ikinizi de çok istiyorum. Ve elimden gelen neyse onu yapacağım. Ne pahasına olursa olsun sizi alacağım. Var mısın iddiasına? O köprünün altından çok sular aktı. Sen geç kaldın. Ay Aylin anneciğim, bu pırasa ne kadar lezzetli olmuş ya. Sen bunun içine limon da bir de portakal mı koydun? Ben böyle sanki portakal tadı alıyorum. Annemin zeytinyağlıları meşhurdur ama zaten. Ay vallahi kesin. E beni de yanına artık çırak olarak alırsın. Sen de annemin dolması, annemin köftesi demezsin. Niye? Annen sana hiçbir şey öğretmedi mi? Bu soruyu şu an sormak biraz tuhaf gelecek ama... Gerçi bugün ne normaldi ki değil mi? Gizem, senin annen baban hayatta mı? Yani madem olan oldu, biz dünürlerimizle tanışacağız herhalde değil mi? Maalesef. Bu benim için biraz üzücü bir konu. Anlatmak zorunda değilsin hayatım. Neden oğlum? Aile içinde sır olmaz değil mi çocuklar? Gizem size hiçbir şey anlatmak zorunda değil. Ona düşman gibi davranırsanız beni de kaybedersiniz. Size daha açık nasıl anlatabilirim bilmiyorum. Ben sevdiğim kadının yanında durmayı tercih ettim. Elini tutmayı tercih ettim ve asla bırakmamayı. Buna cesaret edemeyen korkaklar, bu dediklerimi asla anlamayacaklar eminim. Korkaklar, cesaret edemediği konularda ancak ahkam keserler. Cihan, sen ne demeye çalışıyorsun oğlum? Neyi ima ediyorsun? Açık açık konuşsana. Çok haklısın. Açık açık konuşulmalı. Aile içinde sır olmamalı değil mi? Daha az önce söyledin. Oysa ki de işte benim de aklımdan uçup gidiyor. Cihan. Benim bir kızım var, onu söylüyor. Mert. Anlamadım. Benim bir kızım var ne demek Mert? Duyduğun gibi. Benim bir kızım var, İnci'den ismi Masal. İnci kim diye soruyorsa okuldaki hamile kız, Zehra teyzenin kızı. Mert, Mert, oğlum nereye? Bir tanem, koskoca adamı ben hava almaya çıkıyorum ya. Ne demek hava almaya çıkıyorum? Ben siz her çıktığınızda endişelenmek zorunda mıyım? Abi. Bu yakınlarda biz bir kadın ziyaret etmiş. Evli bir kadın. Yüzüğünü de bizim havuzun içine düşürmüş. İçinde Mustafa yazıyor. İnci olmasın bu? İçinde Mustafa yazan bir nikah yüzüğünün başka bir açıklaması olamaz diye düşünüyorum. Yanılıyor muyum?
Tabii ki anlıyorum. Kraliçem, ne düşünüyorsun? Hı? Düşünecek çok şey var. Hangi peni anlatayım ki? Ya bak, eğer babam öğrendi diye çekiniyorsan. Mert, ben boşanınca her şey rayına girer sandım. Yıllarca süren o esaretten sonra Cihan, sen rahat edersiniz. Korkularınız geçer sandım. Oğullarım bana yeter dedim. Kız, yetmiyor muyuz biz sana? O ne biçim laf öyle? Siz benim canımsınız. Ama ben size yetemiyorum. Anne, o nasıl söz ya? Cihan'ın hali ortada oğlum. Benim oğlumun önünü görecek hali yok. O kız onun felaketi olacak biliyorum. Ama bir anne olarak elim kolum bağlı. Hiçbir şey yapamıyorum. Bak, hala o kız diyorsun ama evlendiklerini kabul etmiyorsun anne. Nesini kabul edecekmiş? Bak sen merak etme. Ben aileme zarar gelmesine izin vermem. Bizim kimseye ihtiyacımız yok. Ne senin ne Cihan'ın kimseye ihtiyacı yok. Ben o gizem meselesini de çözeceğim. Merak etme sen, tamam? Biraz da İnci'nin yüzüğünden bahsedelim mi? İnci buraya mı geldi oğlum? Baban masalı öğrendiğinden beri tek kelime etmedi. Ve bu beni çok korkutuyor. Adı Seher Sağlam. Kızı İnci. Onlar hakkında ne bulabiliyorsan bul. Ve elini çabuk tut. Özellikle İnci ve kızı. Masal hakkında. Seher Sağlam'ın okuldaki kayıtlarda TC notu vardır. Onu aldıktan sonra gerisi kolay. Tamam. Ben okuldaki arkadaşlara haber veririm. Sana mesaj atarlar. Demek torunum 7 yaşında. Mutlaka bir okula gidiyordur. Okulu okulda bul. Tamam. Bakar mısınız, tanışmış mıydık? Sevmiş miydim ben sizi hiç? Sevişmiş miydik? Pardon. Teşekkür ederim Mustafa. Daha önce teşekkür ederim. Konuşmuş yürüyüp çıkmazlardı, yorulmuş muyduk? Yüzünüz ne kadar da aşina, ağacımın içine alıp öpmüş olabilirim. Gözünüz öyle uzak bakmasa, sizi tanıdığıma yemin ederim. Peki bu şarkıyı hatırlar mısınız? Anne bak ne kadar büyümüş. Evet anneciğim, hadi sulayalım. Dur. Adınız neydi sizin? Baş harfini göğsüme yazmış olabilirim. Pardon, daha önce neredeydiniz? Geçtiğiniz
avucumun içine alıp öpmüş olabilirim. Gözünüz öyle uzak bakmazsa, sizi tanıdığıma yemin ederim. Ben dedim ki yüzbaşıya, biz üzerine titrersek, iyi bakarsak, sabırlı ve umutlu olursak her şeyimiz olur. Portakal ağacımız da olur, torunumuz da olur. Öyle demedim mi? Dedim baba. Dedim tabii. Al bakayım şunu, al. Daha önce neredeydiniz? Geçtiğiniz yollara düşmüş olabilirim. Yüzünüz ne kadar aşina, avucumun içine alıp öpmüş olabilirim. Gözünüz sizi tanıdığıma yemin ederim. Peki bu şarkıyı hatırlarsınız. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak için bildirimleri açabilirsiniz.